An itibariyle başladı. Burada Lafço'ya tekrar hoş geldiniz. İletişim bilgilerimiz telefon 212 alan koduyla 429-58-93. Twitter'da Twitter/Mesut Yarya, Twitter/burada Lafçok adresinden gönderebilirsiniz. Bir şekilde bilgisayarımız iyileşecek. Şimdilik telefondan okuyoruz. Sayın Fatih Artman, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Berkan Şal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İnanç Korukçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ege abicim, hoş geldiniz. Ege'den hoş geldiniz. Sayın Rıza Kocaoğlu, hoş geldiniz. Merhaba. Ufuk Bey, siz hoş geldiniz. Sayın Kahramanlar, hoş geldiniz. Böyle uzar gider. İlk kez tabii bu kadar erkek ağırlıklı bir programımız olacak. O yüzden hani izninizle biraz heyecan yapayım. Yani genelde burada kısa etekli hanımefendileri ağırladığımız için böyle bir sert geldi şimdi. Beş kelime, beş anlamımız var. Bilmeyenler için tekrar edeyim. Birer kelime veriyorum. Bir hayatınızda bir anlamı varsa tamam deyin. Yoksa hani anlamı anlatın. Yoksa devam et diyebilirsiniz, pas diyebilirsiniz. Fatih, senden başlıyorum. Ankara. Ya hayatım. Ya o kadar net yani. Berkan, Ankara. Yaşam. İnanç, Ankara. Candır. Rıza Kocaoğlu, Göztepe. Her şeyim. Peki. Ege Aydan, Ankara. Evet, candır. Candır, peki. Berkan, İspiyon. Kötü bir şey. Fena bir şey değil mi? Çok fena. Allah vermesin, çok kötü. Fatih, bisküvi. Normalde yemiyorum. Normal değil. Çok güzel. İnanç, Kala. Uf. Hakikaten ya. Hele son 3 tane üst üste gelince bayağı bir uf oluyor anladığım kadarıyla. Gergin. Rıza, şans. İçinde şanssızlık. Güzel çıktın abi. Ege abi, ses. 3 defa ameliyat oldum ses tellerimden. Geçmiş olsun şimdiden. Evet, Fatih. Telsiz. Günde 15 saat taşıdığım yanımdaki en önemli aksesuar. Seviyorsun değil mi bunlar bu taşımayı? Yani yapıştı bir organ gibi duruyor ya. Yani. Tabii yani. Yani son zamanlarda özellikle son senedir falan böyle. Berkan, aykırı. Doğa. Güzel. İnanç, polis. Bes. Peki. Rıza, kavga. Her şeyi. Ben. Kurtulmaya çalışıyoruz. Kötü alışkanlık ha. Ege abi, motosiklet. Her şeyi. Ha bak, her şeyi. Bir şekilde bir her şeyime bağlayabiliyoruz. Her şeyim, her şeyim. Fatih, platonik. Eda. Çok güzel. Berkan, akbaba. Kuş. Vay be. Bunu hiç böyle düşünmedik. Kuş dedi ya. Ya. Hayatım bayağı besili, irice bir kuş. Ama bitmiş olduğunu unutturdum. Çok uzun bir süredir. İnanç, kuytu. Çok manidar oldu ama. Evet. Güzel. Olur. Rıza, Temmuz. Özel. Peki. Ege abi, balet. Olamadım. Olamadım mı? Kuka diye mi sorsaydım acaba ya? O da çarşım yapardı. Balet diyelim. Peki. Kuka olamadım. Fatih Akman, son olarak Eda. Eda da platonik. Güzel çevirdin. Tabii. Gayet güzel. Berkan, Akbaba. Kuş. Ne oldu? Ondan başka kuş tanımıyorum. İnatla Akbaba üzerine gidiyoruz. Peki. İnanç, hayalet. Garip. Bana da öyle geldi. Rıza Kocaoğlu, dot. D.O.T. Çok şey öğrendiğim, 5 sene tiyatro yaptığım, artık yollarımızı ayırdığım eski tiyatro. Bayağı bir şey, hakikaten sıkı bir geçmişiniz varmış. Evet. Birazdan gördüğünüz gibi hiç hazırlanmadık size. Yaklaşık olarak Beyazıt Kütüphanesi'nin yarısı burada. Ege abi, son olarak resim diyorum size. O da her şeyim. O da her şeyim. Sen de çok iyi çalışmışsın ama öyle şeyler söylüyorsun. Budur zaten bir program. Buymuşsun. Çok teşekkür ediyorum ben. Yani bu samimi yanıtlarınız için. Gereği de kalmadı artık bir şey sormamızın. Evet, bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Fatih, senden başlıyorum. Sen buradaysan Harun nerede? Harun buradaysa Fatih nerede? Her ikiniz buradaysanız yarın nerede? Evet ya, ortada tek gerçek olmayan şey yarın. Kilo verdim. Çok güzel. Bu sana o kadar sıklıkla sorulacak, istersen bu akşam hepsini bir yanıtla ve bitir. Neden kilo verme ihtiyacı hissettin? Ya kiloluydum. Esasında çok ekstra bir sebebi yok. Bir de normalim benim bu değildi. Yani normal halim, hatta daha da zayıf halimdir. Biraz ona döneyim diye. Normal halim bundan zayıf mı? Zayıf. Öyle zannediyor. Öyle, hep öyle. Gerçekten öyle, öyle zannediyor. Hep, evet. 12 kilo daha zayıf. Abi bir şey söyleyeyim. Mesela hani insan zayıflayınca de gençleşiyor da
Sen hakikaten bildiğin yani şimdi ortaokul çağlarına falan geri dönmüş gibisin yani. O kadar gittik mi? Vallahi gitmişsin. Boy kurtarıyor. Yok şimdiki nesil de uzun abi. Evet doğru. Böyle bir fenalık var. Neyse ama böyle de güzel olmuş ya. Peki bu hep soracaklardı sana rol gereği mi yani bu seneki yeni sezondaki şey gereği mi yoksa hani hakikaten kişisel bir tercih mi? Ya role de yardımı oldu ama hani böyle bir şey yazılıyordu. Sen kilo ver denildi de ben de sonra kilo vermedim yani. Ben kilo verdim. Sen kilo verdin böyle bir şey yazıldı böyle galiba. Böyle bir şey oldu yani. Evet böyle bir şey oldu. Hayırlı uğurlu olsun o zaman bütün memlekete. Berkan baba senin kalbine gömdüğün kimsen oldu mu? Yani öyle ya biraz dizde gömüyordun ya. Açıkçası olmadı. Hiç olmadı. Olmadı. Normal hayatta olmadı. Evet. Peki burada filmde olacak mı kalbine gömdüğün birileri? Vallahi onu Ercan'a sormak gerekiyor. Hmm. Zaten öyle bir şey konuldu ortaya. Onu herhangi bir yere çıkaracaksa onu Ercan çıkaracak. O da dizinin sürprizlerinden biri olacak diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Evet ya. Çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz biz. Grup ve ekip olarak. İnanç, hepinizin sorusu aslında ortak. Bunu herkese soracağım buradaki ama hani sen belki sözcü olarak konuşabilirsin. Seni kalbime gömdüm derken sen kim? Kalp kime ait? Gömü nerede? Bunun cevabı film herhalde komple. Çok açıklayıcı oldu. Evet. Çok açıklayıcı bir tamam. Olduk. Bu filmde sen ne diyorsun bu soru için? Zor soru diyorum. Her şeyden önce. Çalışmadığınız yerden mi geldi? Bayağı çalışmadığımız yerden. Açıklayıcı cevap vereyim. Filmdir yani tabii film ki. Film çok güzel oldu. Evet. Rıza senin bir herhangi bir yorumun var mı? Ekleyecek. Filmde Rıza. Açıklayıcı cevap filmde görürsünüz. Yani her karakter için bir yere çıkıyor filmde o onun cevabı ama ana Behzat Ç için. Keşke fısıldamasaydım ya. Tam söyleyeceğimi bana soracaksan. Gerçekten de soracağım. Her karakterin kalbine gömdüğü biri evet, diye yani. Düşündük biz ikimiz. Bu film öyle mi? Ege abi o zaman senden gidelim. Sen bak bayağı bir felsefi konuşmaya başladın. Yani bu herkesin kalbine gömdüğü biri mi bu filmin? Yani film izleyiciye bırakmak lazım ama tüm karakterlerin kalbine gömdüğü biri var yani bu filmde. Ben onu gördüm aslında. Herkes için var. Yani kötü karakterlerde de var bu. İyi karakterlerde de var. Ama başrolde Erdal var. Yani onun da bir kızı var. Yani hani böyle düşünürsen en basit yoldan Erdal belki kızını kalbine gömdü. Yani bu da bir cevap olabilirdi. Biz de gömerken yardımcı olduk diyorsunuz. Yani buradaki herkes. Biz filmi seyircinin kalbine gömme konusunda yardım edeceğiz. Ya ben ona inanıyorum. Yani sonuç itibariyle hani çok uzun bir süredir bir dizi üzerinden bir merak uyandırıp onu tabii sinemaya çevirmek fena bir iş değil. Yani önce tebrik ediyoruz. Yaptınız bunu. Tabii ilk gala tepkilerinden başlayalım. Mesela Antalya'da bir ödülle patlattınız. Evet. İlk şeyi. En iyi erkek ödülünü aldı. Erdal. Evet. Sen her hafta bir dizi uzunluğunda zaten film çekiyorsunuz. Aynen. Ya da bir film uzunluğunda dizi çekiyorsunuz. Tam tersi oldu. Pek bir şey gelmemiştir herhalde. Garip gelmemiştir sana çalışırken. Filmde çalışırken yalnızca daha ciddi bir ortamın olduğunu gördüm ben. Hı. Ama hani gala tepkisi yine zayıflamışsın üzerine başladı. Ne kötü değil mi? Kilo üzerinden. Abi döktürüyorsun yerine abi dökülüyorsun demek çok fena ya. Hakikaten ya ben hani döktürdüğünü düşünürüm orada. Onun üzerine başladı.